psikolog Johanna Senger müzik dinlemeye bayılıyor. Peki müzisyenler birlikte çalarken beyinlerinde neler olup bitiyor? Zira ahenkli ezgiler oluşturmak için beyinlerin koordine olması, ortak hedef doğrultusunda işlemesi gerekiyor. Araştırmacı, beyinlerin ortak bir iş yapmak için senkronize olduklarını ve bir ağ kurduklarını düşünüyor. Böylece her iki beyindeki titreşimler birleşip, bir nevi ortak bir beyinde birbirine bağlanıyor. Muhtemelen herkes daha önce doktorda veya televizyonda beynin dalga hareketlerini görmüştür. İki gitarist birlikte gitar çaldığında işte bu dalgalar eşgüdümlü olarak salınım yapıyor. Bu her an böyle olduğu anlamına gelmiyor tabii. Örneğin birisinde titreşimler tepe ya da çukur oluşturuyorsa, diğer beyinde bunu eş zamanlı yapmıyor her zaman. Ama beyin dalgalarının tepe ve çukurları arasındaki mesafe eşit kalıyor. Nordzeit'in gitar ikilisi de hareketlerinin sanki tek bir beyinden kontrol ediliyormuş gibi olduğunu hissedebiliyor. Belli geçişler, hatta hızlanıp yavaşlamak gibi dinamikler bir süre sonra otomatik olarak işliyor. Birlikte gitar çalınca beynimizde neler oluyor? Bu beni gerçekten çok ilgilendiriyor. Bilim insanları bir düet esnasında beyin dalgalarının senkronize olduğunu tespit etti. Peki ikili çift sesli olarak gitar çaldığında da beyin dalgaları eşgüdümlü olarak salınım yapıyor mu? Zenger işte bu sorunun yanıtını merak ediyor. Çünkü o zaman beyinlerin sürekli yeni koordinasyon kurması gerekiyor. Gitaristlerden biri introyu çalmaya başlamadan iki beyinde de aynı titreşimlerin tespit edilmesi sansasyonel bir sonuç. Hem beynin kendi içinde hem de iki beyin arasında senkronizasyonlar buluyoruz. Daha da önemlisi, bu senkronizasyonların çaldıkları parça boyunca değil de şarkının özellikle belli noktalarında güçlü olması. Bu noktalarda ikisinin beraber başladığı anlar. Bu anlarda koordinasyon kurmak iki gitarist için de özel önem taşıdığından iki beyin arasındaki bağlantının da daha kuvvetli olduğunu düşünüyoruz. Und dass da eben dann auch die Synchronisation der Gehirne stärker wird. İnsan beyinleri arasındaki bu ağ birçok müzisyenin beraber müzik yaptığı orkestralarda da oluşuyor. Bu laboratuvar konserinde dinleyicilere de beyindeki elektrik sinyallerini ölçen alıcılar bağlandı. Onların da oluşan bu ağa eşlik ettiğine dair belirtiler tespit edildi. Beyinlerin senkronize dalgalar yayması müzik dışındaki başka faaliyetlerde de söz konusu. Örneğin spor ve sohbet sırasında. Bu bilgi bilim insanları için yeni terapi yöntemleri anlamına geliyor. Herhangi bir sebepten ötürü beyinleri karmaşık sinyaller yayan bazı kişiler bir başkasıyla iletişim kurabilecek durumda değilse işte orada belki bizim müdahale etmemiz söz konusu olabilir. Bu insanın başarılı bir iletişim kurabilmesi için onda neyi değiştirmemiz gerektiğini daha iyi bilebiliriz. Örneğin otistik rahatsızlığı olan çocukların ya da akut şizofren kişilerin iletişim kurabilmesini olumlu anlamda etkileyebiliriz. Johanna Senger'in çalışmalarının bu hedefe ulaşmada önemli bir katkı sağlayacağı düşünülüyor. Senger'in çalışmaları ayrıca yıllarca süren temel araştırmalara değdiğini, gündelik hayata da geçirilebildiğini gösteriyor.